...spor TV kadından mutlu günler değerli izleyenler... ...spor ve yaşamda bugünkü konuğumuz... ...İnan Çakbaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz güne her gün sizle başlıyoruz. Dinamik sabahlarla birlikte enerjik bir şekilde... ...güne başlıyoruz diyebiliriz. Sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. İnan Çakbaş kimdir? Buradan başlayalım. Ee, İnan Çakbaş 7 yaşında spora başladı. E, Futbolla başladı. Fenerbahçe altyapısında uzun süre futbol oynadı. Daha sonra atletizm kısa mesafe 100-200 metre koştu. Sonra tabii ki sporla çok içli dışlı olduğu için de üniversite hayatı spor akademisini e, bitirerek geçirdi. Sonra Köln Spor Yüksekokulu, ondan sonra da eğitmenlik yaşamı başladı. Aktif sporculuk bitirdikten sonra fitness eğitmenliği başladı. Fitness eğitmenliğinin öncesinde kısa bir tenis antrenörlüğü vardı. Ama tenis antrenörlüğü beni tatmin etmedi. Ben fitness alanında uzmanlaşmak istedim ve fitness'a başladım. Yaklaşık da 16-17 senedir fitness alanındayım. Fitness'ta profesyonelleşmeye nasıl karar verdiniz? Seçiminizi etkileyen şeyler neler oldu? Diğer spor branşlarını bir kenara bırakıp özellikle bu alanda ilerlemenizin sebebi neydi? Üniversiteden hocam, step aerobik hocam özellikle üniversite yıllarında inançsan fitness alanında olmalısın diye başladı ama ben o zamanlar çok kulak asmamıştım. Sonra teniste başladığım zaman da tenis beni tatmin etmeyince o söz aklıma gelip o zaman ben fitness'le devam edeyim şansımı deneyim dedim. Sonra da çok sevdim açıkçası. Yani müzik var. Çünkü müziği çok seviyorum. İşte grup derslerini çok vermeyi çok seviyordum. sonra o alanda uzmanlaştım. İşinizin en sevdiğiniz ve en zor yanları neler? Nereler? Eee en sevdiğim ve en zor yanı insan. Hem çok zor, hem de çok seviyorum. Ee, onları başarıya ulaştırdığım zaman inanılmaz keyif alıyorum ve çok e, manevi tatmin yaşıyorum. Ee, zor kısmı da yine insan çünkü çok çeşitli insanlar var. Ee, her şey sizin elinizde değil. Bir gün e, şey modunda olmaz size ters gelen şeyler olur. Ama zor, onlarla uğraşmayı seviyorum. Böylelikle de çevreniz genişliyor. O yüzden hem en zor hem en kolay tatmin edilen kısım insan. Bu kadar senedir spor sektörünün içindesiniz. Fitness'a karşı olan ön yargıların varlığından bahsedebilir miyiz ülkemizde? Fitness'a karşı ön yargı, aslında özellikle bayanlarda çok fazla var. Çünkü fitness'ı hep bir erkek egomanyasında görüyorlar. Aslında öyle değil. Yurt dışında özellikle öyle değil. Kadınlar çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bence kadınların daha fazla yapması gerekiyor. Çünkü ilerleyen yaşlarda kadınların ekstra kas kaybı ve kemik yoğundaki azalmadan dolayı onların erken yaşta ağırlık çalışması ve kardiyovasküler çalışma onların ileriki yaşlarda daha rahat etmesini sağlıyor. Aslında en büyük ön yargı Türkiye'de kadınların ağırlık çalışması diye düşünüyorum. Onun dışında eski en azından çok daha rahatız, çok daha popüler. Dünyada popüler fitness. E, sosyal medyada görüyorsunuz e, bir sürü insanların binlerce takipçisi oluyor, spor yapıyor, beslenme örneklerini koyuyorlar, işte antrenman programlarını koyuyorlar. Çok revaçta Türkiye'de de bu yükselen bir trend diye düşünüyorum. Son yıllarda spora olan ilginin, fitness'a olan ilginin sosyal medyayla birlikte arttığına inanıyor musunuz hocam? Kesinlikle inanıyorum. Yani e, çünkü... Sosyal medyanın büyümesiyle birçok sektörün de büyüdüğünü görüyorum. Bunların en başında fitness geldiğini düşünüyorum. Tabii ki her yapılan şey doğru değil, çok yanlış şeyler de yapılıyor. Negatif yönleri de var, pozitif yönleri de var ama pozitif yönlerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hocam peki orta kondisyonda birinin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesi adına haftada kaç gün antrenmanı doğru buluyorsunuz? Ben minimum 3, maksimum 6 bir gün mutlaka dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü profesyonel sporcular bile mutlaka bir gün kendilerine dinlenme verirler. 3'ün aşağısı çok efektif olmuyor. 6 ile 3 ile 6 arası ne kadar yapabiliyorlarsa yapmalarını tavsiye ediyorum. Peki hangi saat aralıklarında spor yapmak daha faydalı diyebiliriz? Bu çok fazla dile getirilen bir konu. Ben... Şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Eğer kişi günün hangi saatinde spora vakit ayırabiliyorsa o saat onun için en ideali. Ama bilimsel araştırmalar sabah erken saatlerinde çok ağırlık çalışması için e, doğru bir saat olduğunu göstermiyor. Genelde işte kahvaltı yapılır, öğlen geçilir. Öğlen 12 ile 2 arası en e, tap yapılan noktadır verim alması açısından. Ama... Tabii günümüz şartlarında bu saatlere uyulamıyor. E, i̇ş yaşantısı çok mesai gerektiriyor. O yüzden de kişi hangi saatte vakit ayırabiliyorsa o saat onun için en ideal saat diye düşünüyorum. E, akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığıyla ilgili de bir e, evet, algı var. Aynen. Bu doğru mu sizce? Aynen çünkü günün yorgunluğuyla beraber artık vücut yorulmaya başlıyor. Metabolizma, dinlenme e, bu biyolojik ritimle alakalı bir şey. Tüm insanların biyolojik ritmi... Akşam saatlerinde artık yavaş yavaş dinlenmeye ve yenilenmeye geçer. Tabii ki istisnalar vardır kişinin yaşam tarzıyla alakalı. Ama genel anlamda akşam saati dinlenme, uyku, yenilenme saatidir. O yüzden çok geç saatlere spor yapmayı bırakmamak gerekiyor. E, gözlemlediğiniz kadarıyla antrenmanlar esnasında yapılan sıkça hatalar nelerdir? Doğru bilinen yanlışlar neler? Şimdi e, tabii ki çok fazla... Gözlem, gözleme dayalı bir işimiz var. Gözlemliyoruz. Bir, kaldıramacı kilonun altına girip gereksiz kendini yorması. Ee, i̇ki, ağırlık kas yapacağım derken göz çıkarmak dermişim. <laughs> kas yapacağım derken proteini fazla tüketmeleri. Ee, o kadar fazla protein, fazla kas anlamına gelmiyor. Çünkü fazlası zaten vücutta yağ dönüşüyor. Ee, bu ...çok temel yapılan bir yanlış. Üç, kardiyovasküler çalışmalarda... ...herkesin bir sınırı var. O sınırın çok yukarısında veya çok aşağısında çalışmak. Aşağısında çalıştığınız zaman da verim alamazsınız. Yukarısında, çok yukarıda da kaldığınız zaman... ...kalbinizi gereğinden fazla yorarsınız. En yapılan yanlışlar bunlar. Hocam peki bu kadar profesyonel... Ee, biri olarak bu işin içinde siz güne nasıl başlıyorsunuz güne zinde bir şekilde e, ayak uydurabilmek adına neler yapıyorsunuz şimdi e, tabii ki biz çok böyle düzenli olduğumuz zamanlar oluyor iş yoğunluğundan o düzenin kaçtığı zamanlar mutlaka oluyor ama e, beslenmeyle beraber benim mutlaka herkese bir rutin oturturmaları gerektiğini düşünüyorum yani benim rutinim her sabah 5 tane yumurtam mutlaka vardır ya kırarım ya haşlama yaparım. Yanında yulafım veya yulaf yiyemediğim zaman e, bir tostum vardır karbonhidrat açısından. E, o şekilde başlarım. Kahve vardır biraz canlandırması için ama sade kahve, kremalı kahve değil, şekerli kahve değil. E, bu şekilde başlarım. Sonra da iş yoğunluğu başlar bende. Genelde 10 gibi işe, işime başlarım. Akşam 9-9.30 gibi de işim biter. Dersleriniz, eğitimleriniz devam ediyor ama bu yoğunlukta kendi egzersiz programınızı nasıl ayarlıyorsunuz? Haftada kaç gün sizin için ideal? Ben haftada 5 veya 6 gün yapıyorum. Mutlaka yapıyorum. Ee, akşam derslerim olduğu zaman genelde kardiyovasküler dersim oluyor. O zaman ağırlık çalışmamı öğle saatlerinde yapıyorum veya o dersten hemen öncesini yapıp sonra dersime giriyorum. Ama mutlaka haftanın 6 günü, 5 veya 6 günü egzersiz yapıyorum, bırakmıyorum. Antrenman esnasında motivasyonunuzu yüksek tutmak için bir yönteminiz var mı ve dersinize katılan üyeleri de öğrencileri de motivasyonu yukarılarda tutmak için neler yapıyorsunuz? Şimdi spor yaparken ve ağırlık çalıştırırken motivasyon çok önemli bir unsur. Beni motive edecek unsurların başında müzik geliyor. İyi bir playlist hazırlayıp o şekilde antrenmanımı yapıyorum. Derslere girdiğim takdirde Dersler sırasında da e, en büyük motivasyon karşındaki insanların e, keyif alması. Onlar keyif aldıkça ben daha çok havaya giriyorum ve o şekilde derslerimizi yapıyoruz. Ama müzik temel unsur yani kaliteli müzik beni motive eden bir unsur. Evet antrenmanlara değindik. E, antrenmanların bir önemli unsuru da beslenme. Sağlıklı yaşam denildiği zaman spor ve beslenme bir arada aklımıza geliyor. Forma girmede beslenmenin etkisi çok mu yüksek? Oldukça yüksek. Ee, şöyle söyleyeyim %70'lerde çünkü sabaha kadar spor yapın haftanın her günü. Eğer beslenmeniz kötüyse, yetersizse e, amacınıza bir şekilde ulaşamazsınız eğer görsellik istiyorsanız. Tabii ki spor yaptığınız zaman kaslarınız kuvvetleniyor, kalbiniz kuvvetleniyor ama bunu beslenmeyle entegre etmeniz gerekiyor beslenme kötüyse istediğiniz vücuda ulaşmanız çok zor. O yüzden %70'lik kısım düzenli beslenme, dengeli beslenme. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de az yiyerek kilo vermeye çalışmak. Evet. Hocam günde kaç öğün beslenmeliyiz? Şimdi kilo vermeye çalışmak mı yoksa yağ kaybetmek mi? Aslında soru bu. Kilo verirsiniz, suyunuzu kaybedersiniz, kasınızı kaybedersiniz, yağınızı da kaybedersiniz ama e, sağlıklı bir vücut olur mu? Bence olmaz. Birçok iyi eğitmene göre de olmaz. Buradaki temel amaç yağdan kaybetmek. Yağdan kaybetmek derken de kendinizi aç bırakarak yağdan kaybedemezsiniz. Aksine yağlanırsınız. Çünkü ne kadar vücudunuzda fazla kas varsa o kadar az yağ olur. Metabolizmanız hızlanır. Kasları şöyle düşünebilirsiniz. Eski bir hocamın vermiş olduğu örnek. Kaslar vücutta yağları yakan fabrikalardır. Bu fabrika ne kadar büyük olursa, ne kadar fazla olursa o kadar yağ yakmanız fazlalaşır. O yüzden aç kalarak kasınızı büyütemeyeceğiniz için yağları da yakma şansınız çok az olacaktır. Antrenman öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı? Proteini ne zaman tüketmeliyiz? Karbonhidratı ne zaman tüketmeliyiz? Antrenmanda, antrenman esnasında size yardımcı olacak iki tane unsura. Bir, karbon, karbonhidrat, iki, yağlardır. Ee, Antrenman öncesi bir karbonhidratlı e, bileşik karbonhidrat dediğimiz e, karbonhidrat takviyesiyle antrenmana başlayabilirsiniz. Antrenman yoğun bir antrenmandan sonra da yine karbonhidrat ve proteini birlikte alabilirsiniz. E, karbonhidrat e, sporcu için enerji demek, enerjiye evet. ihtiyacı oluyor sporcunun ama e, karbonhidratın zararı var mı? Şimdi fazla kar vücuda giren her besinin fazlası yağ dönüşür. Karbonhidrat miktarları da eğer siz gereğinden fazla alırsanız o enerji olacak depoları dolduracaktır. Ondan sonra fazlasını herhangi bir şekilde dışarı atma şansınız yok. Vücut yağ dönüştürerek depolayacaktır. Karbonhidrat almanın fazlası e, bu sonucu doğuruyor. Aynı şekilde proteinin de öyle. E, az önce dediğim gibi kas yapmak için fazla protein alıyor. Özellikle ağırlık çalışan erkekler. E, ama o kadar gerek yok. Bunların limitleri var. Belli bir gramın üstüne çıktığınız takdirde vücut yağlanmayla karşı karşıya kalıyor. Hocam peki sporcu için antrenmanını destekleyecek en iyi protein çeşitleri nelerdir? Ee, en iyi protein çeşidi nelerdir? Yumurta, tavuk eti, e, kırmızı et... Süt ürünlerini ve yoğurdu çok tavsiye etmiyorum ben. Ee, tabii bu bir inanış. Ben tavsiye etmiyorum. Başka biri tavsiye ediyor. Burada çok da bir şey değil ama bitkisel kaynaklı proteinler var tabi. Onları da e, kullanabilirsiniz ama birinci kalite yumurta diyebilirim. Ama her şeyin tabii ki de dozunda alınması Dozu, gerektiğini tabii söyleyebiliriz. Tabii ki, kesinlikle. Yani bitkisel kaynaklı alabilirsiniz. bunların dengeye oturtmak gerekiyor. Tek tip beslenme yapılan en büyük yanlış. E, tek tipten, sadece kırmızı etten alınan protein de yanlış. Çünkü bu sefer sadece ondan beslendiğiniz zaman vücutta başka şeyler e, oluşuyor. İşte ürik asidiniz, e, üreniz fazlalaşıyor. O böbrekleri yoruyor. Birçok e, iç organlarda tahribat oluyor. O yüzden her şeyi dengeli almak gerekiyor. Hocam sizi biraz soluklandıralım. Kısa bir araya tamam. gidelim. Aranın ardından devam edelim. Tamam. Kısa bir ara değerli izleyenler. Aranın ardından inançak başla yaptığımız sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam beslenmeye değinmişken bir de besin takviyeleri var. Besin takviyeleri de vücut geliştirme sporcuların arasındaki en güncel tartışmalardan biri diyebiliriz. Sporcu için besin takviyesi şart mı? Ee, aslında şart değil. Eğer beslenmeniz çok düzenli ve dengeli ise ve o ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsa şart değil. Ama günümüz şartlarında dediğim gibi beslenmeyi çok böyle oturtamayıp arada kaçamaklar olduğu için zaten adı üstünde besin takviyesi sizin beslenmenizin yüzde seksen yüzde doksanı normal beslenme olup yüzde onluk ve yüzde yirmisini besin takviyesiyle destekleyebilirsiniz. Bunlardaki en önemli nokta ürünlerin kaliteli ve doğru ürünler olmalı olması. E, ve Sağlık Bakanlığı'nın onay vermiş olması, Tarım Bakanlığı'nın onay vermiş olması gerekiyor. Çünkü çok sahte ürün var piyasada. O yüzden her ürüne kanıp, her verilen öneriyi alıp kendinize uygulaması, uygulamanız çok doğru değil. Bu besin takviyeleri için de bir doktor raporuna ihtiyaç var mı? Yoksa e, raporsuz bir şekilde de temin edilebilir mi? Şu an herkes temin edebiliyor, o kimse ona doktor raporuna bakmıyor ama bir beslenme uzmanının tavsiyesiyle bir kan tahlilinde bir eksiklik bir şey varsa bir beslenme uzmanı tavsiyesiyle alınabilir. Hocam bunun yanı sıra detoks da son yıllarda çok revaçta. Ülkemizde kısa sürede çabuk kilo vermeye yönelik detokslar yapılabiliyor. Sizin detoks hakkında görüşleriniz neler? Şimdi e, detoksu çok böyle ben e, çalıştığım insanlara önermiyorum. Çünkü detoks adı altında çok e, biraz ambiyane tabir olacak ama saçma sapan e, öneriler oluyor. Eğer siz yine dengeli beslenip onu yapıyorsanız detoksa zaten ihtiyacınız yok. Şimdi yapılan yanlış şu birçok ürün var şişelerde satılıyor. E, siz... Eğer alkol alıyorsanız, eğer aşırı tuz tüketiyorsanız, ihtiyacınız olan suyu içmiyorsanız ve o şişeden işte günlük ihtiyacınızı karşılıyorsanız zaten detoks olmuyor. Siz yeterli suyu içeceksiniz, alkolden arınacaksınız. tuzu kestiğiniz anda ve aldığınız diğer besinleri ihtiyacınız olduğu kadarını alırsanız detoksa ihtiyacınız yok. Çok protein tüketilen e, detoksla, detoksa girer mi? Yani çok protein tüketmek sağlıklı mı? Değil, kesinlikle değil. Yani aşırı ihtiyacınızdan fazlası e, protein son derece yanlış bir e, uygulama. Çünkü dediğim gibi vücutta zaten bir ürik asitiniz artıyor. E, bu da olumlu bir şey değil. Böbreklerinizi gerinden fazla yoruyorsunuz. E, bir de sporcular özellikle... Ve yağlanırsınız gereğinden fazla protein alırsanız yağlanırsınız. Yağ olarak geri döner Aynen. E, sporcular da özellikle bahar dönemlerinde yaza girmeden önce detoksa ağırlık verebiliyor. E, detoks yaparken ağırlık çalışmak kas kaybına neden olur mu peki? Şimdi detoksun dediğim gibi ben çok tavsiye etmiyorum ve yapılan detoksun aslında içeriğine bakmak gerekiyor. Şimdi sizin ağırlık çalışırken ağırlık çalışırken ihtiyacı olduğunuz iki tane besin kaynağı var. Bir karbonhidrat, iki protein. Detoks yaparken bunların da kıstığınız için ve ekstra ağırlık çalıştığınız için bunu bu besinleri yerine koymanız çok zor olacaktır. O yüzden detoks sırasında ya yapılan detoksu sırasında ağırlık çalışmak kas kaybetmenize neden olabilir. Çünkü yeterli karbonhidrat karbon, ve protein almıyorsanız eğer alıyorsanız olmaz. O ayrı bir konu. Ama dediğim gibi detoksların içeriğine bakmak lazım. Genel bir detoksu ben zaten tavsiye etmiyorum. O yüzden de kas kaybına uğradığınızı uğradıklarını görüyorum insanların. Peki iyi işleyen bir metabolizma için günde kaç litre su tüketilmeli? E, farklı farklı e, şeyler söylenebiliyor. E, size göre e, kaç litre en doğru? Şimdi suyun azı ve fazlası zarar. Fazla içtiğiniz zaman da yine böbreklerinizi e, çok yoruyor. O anlamda zarar. Ama vücudunda e, %73'ü %74'ü su kasın büyük oranı su, kasın büyümesi için suya ihtiyaç var. E siz ekstra bir aktivitede yapıyorsanız su kaybediyorsunuz. Onu yerine koymanız gerekiyor. O yüzden ya günde 2,5-3 litre zaten bir kesin almanız gerekiyor hı hı. su olarak. Ama şey yani sıvı içecekten bahsetmiyoruz, sudan bahsediyoruz burada. Evet, e, detoks su bir kenara koyacak olursak bir de diyet var. Ülkemizde ve dünyada da yıllardır e, süre gelen bir diyet olgusu var. Evet. Siz diyetle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kısa sürede e, çabuk kilo kaybını ne kadar doğru buluyorsunuz? Diyet ürünlerin, light ürünlerin e, zararı var mı? Şimdi bununla ilgili YouTube kanalımda bir video var. Evet, ben de biliyorum. <laughs> e, diyet ürünleri tabii ki e, diyet ürünler kısa kısa sürelerle sürekli diyet yapmak çok sağlıklı bir şey değil. Aslında beslenmenizi bir rutine oturtturmanız ve ...yaşam tarzı haline getirmeniz gerekiyor. E, dengeli beslenmeniz gerekiyor. Diyet ürünlerdeki... ...şöyle bir sıkıntı... ...özellikle şekerli içecekler yerine... kullanılan bir madde... E, ...araştırmalar şunu gösteriyor ki... ...maddenin ismini verebiliyor mu bilmiyorum ama... ama e, ...Aspartam... ...şeker ürün... ...normal bir şekerden 100 ve... ...150 arası bir kat... ...daha fazla tatlı hissi uyandırıyor. Şimdi biz vücudumuza şekeri aldığımız zaman pankreastan insülin hormonu salgılanır. İnsülin hormonu da hormonu da yağ metabolizmasını baskılar. Şekerin bu özel var. Siz eğer şeker yani diyet ürünündeki aspartamı aldığınız zaman beyin yine onu tatlı olarak algılıyor ve yine pankreas pankreastan insülin salgılanması başlıyor. Ve yine yağ, yağ metabolizmanız baskılanıyor. Yani yağ metabolizması baskılandığı takdirde sizin yağ yakmanız duruyor. Şekerli ürünlerin fazla alınan basit şekerlerin bu etkisi var. Diyet ürünlerde de bu yapay tatlandırıcılar aynı etkiyi sağlıyor. O yüzden normal beslenme yine diyet ürünleri fazla tüketmek sizi tekrar yağlandırır. Yağ yakmanızı çok zorlaştırır. Evet light ürünleri tercih eden biri olarak da bunları duymam çok da hoş olmadı. Light, aslında. aslında light ürünleri tercih etmektense normal beslenmenizi devam ettirip kalori kısıtlamanıza gitmeniz çok daha mantıklı ve çok doğru bir hareket olacaktır. Hocam tekrardan antrenmanlara geçecek olursak antrenman esnasında yağ oranını düşürmeye çalışırken kastan kaybetmemek için neler yapılmalı? Ee, Şimdi orada doğru bir antrenman programı e, uygulamak gerekiyor. Siz antrenman sırasında mutlaka kas kaybedersiniz. Her nasıl bir antrenman yapıyorsanız kasınızı antrenman esnasında kaybedersiniz. Kasınızı tekrar e, büyütmek için, kasınızı kaybetmemek için doğru beslenme çok önemli. Yani antrenman yaparken yeterli karbonhidrat, yeterli protein ve dinlenme üçlüsünü üssünü e, ...iyi yapmanız gerekiyor ki kasınızı kaybetmeyin. Kasınızı kaybetmeden yağ kaybetmek çok zor bir şey değil. Ama doğru antrenmanla mümkün bir şey bu. O yüzden uzman eğitmenlerle çalışmanız gerekiyor. Kendinizi emanet etmeniz gerekiyor. O yüzden doğru antrenman metodu ve iyi beslenme kas kaybını engelleyecektir. Bu noktada şunu sormak istiyorum hocam... Ee... Ülkemizde çok fazla spor salonu var, gün geçtikçe artıyor ve e, spor eğitmenleri de e, oldukça fazla bununla birlikte. Her spor eğitmeninin verdiği programa e, uyup uymama konusunda e, o karar nasıl vereceğiz? Yani her spor eğitmeninin verdiği program bize uygun olmayabilir. Şimdi e, bir eğitmen size geliyorsa, personal training'den bahsediyorsak, eğer kişisel antrenmandan bahsediyorsak, bir eğitmen size gelip, ben sana 4 haftada işte 2 kilo ver diyeceğim, 3 kilo ver diyeceğim veya kasın 5 kilo kas aldıracağım deyip yaklaşımdan yaklaşımla geliyorsa kesinlikle o eğitmenden uzaklaşın. O eğitmene güvenmeyin. Evet. Ama bir eğitmen siz bir eğitmene gidip ya ben bunu istiyorum bu şekilde, e, amacım bu veya eğitmen size gelip siz benden ne istiyorsunuz? Amacınız ne? Size nasıl yardımcı olabilirim deyip sizi bazı testlere tabi tutup ilk başta durumunuzu görüp o duruma göre bir program yazı yazıyorsa o zaman bu eğitmene güvenebilirsiniz. Çünkü sizi bilmeden, sizin durumunuzu bilmeden vaatler veren eğitmenler aslında vazgeçilen eğitmenlerdir sektörde. Çünkü bu tarz eğitmenlerin sirkül yani kişisel sirkülasyon çok fazla olur. O yüzden bu sorulara dikkat etmek aslında ipucu verecektir sizlere. Spora başlamadan belli bir hedef koymak gerekiyor mu? Kesinlikle. Ee, kesinlikle belli bir hedef koymak gerekiyor. Belli bir testleri yapmanız gerekiyor. Çünkü şimdi spora başlıyorsunuz. Birçok parametre değişebilir spora başladıktan sonra. Yağ kaybedebilirsiniz, kas kitleniz artabilir, esnekliğiniz gelişebilir, kalp dolaşım sisteminiz kuvvetlenebilir. Bunların hepsi bir gelişimdir bunları ilk başta nerede başladığınızı görüp ve bir hedef koyup işte kısa vadede, orta vadede, uzun vadede. Çünkü spor sabır ve emek gerektiren bir şey. İki haftada, üç haftada, bir ayda olabilecek şeyler değil bunlar. Ee, o yüzden kendinize plan, hedef koyup o plan program dahilinde bir eğitmenle veya eğitmenin size yönlendirmesiyle illa birebir çalışmak durumunda değilsiniz. Ee, İradeli bir şekilde, sabırlı bir şekilde hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama hedef koymak çok doğru bir mantık koymanız gerekiyor. Çünkü hedefsiz olmaz. Hiçbir şekilde hedefsiz olmak olmaz. O yüzden koymalısınız. O hedefi hedef. de çok kısa vadede tutmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü 3 e, hafta sonunda, 4 hafta sonunda e, hedeflediğimiz şeye ulaşamadığımızda da, da çabuk olursunuz. test edebiliyoruz. Evet. Demotiv olursunuz. Yani e, bunda, burada... Ama eğitmenin çok e, rolü var burada. Yani iyi yönlendirme yapması gerekiyor. Size, siz belki o hedefle gelirsiniz. Ben çünkü çok geliyor. Yani Türkiye'de bu çok yaygın. Ee, 20 yıl aynı kiloda, yağlı bir kiloda size geliyor. Spora başlamaya karar veriyor. Aslında motive bir şekilde geliyor. Ama size diyor ki ben bir ayda işte 10 kilo vermek istiyorum. Eğitmen olarak burada bir kere bir dur demeniz gerekiyor. E siz zaten 20 yıldır bir, bu kilodasınız. Bu kiloyu kiloyu nasıl bir ayda düşüreceksiniz? Bunu iyi anlatmanız gerekiyor. E, yapılan yanlış, eğitmenlerdeki yanlış. O motivasyonda gelen bir kişiyi evet biz yaparız bir ayda hallederiz deyip sonra amacına ulaştıramayıp sonra o insan dediğiniz gibi sporda demotive oluyor ve bir daha adımını atmıyor. Evet çabuk küsebiliyor. Evet çabuk küsebiliyor aynen. Hocam sizce Türk insanı yeterince spor yapıyor mu ve spor yapma konusunda ne kadar bilinçli? Bunu 10 yıl önce sorsaydınız hiç yeterince yapmıyor derdim. Ama bu 10 yıllık süreçte ciddi anlamda mesafe kat ettik. Görüyoruz dışarıda koşan insanlar, parklarda, bahçelerde spor yapan insanlar, dışarıda spor, outdoor spor yapan insanlar, Yine fitness salonlarında spor yapan insanlar 10 yıl öncesine göre evet çok fark var ama yeterli mi bence yeterli değil bu bir devlet politikası olması gerekiyor ben yurt dışında eğitim aldığım için orada görüyorum orada devlet politikası orada herkes spor yapıyor herkes için spor var burada biraz lokal kalıyor o yüzden daha fazla olması gerekiyor daha fazla daha fazla. Çünkü insan metabolizması hareket etmeye endeksli bir metabolizma. Bunu bir şekilde bizde var ve bunu kullanmamız gerekiyor. Maalesef günümüz şartlarında da çok az hareket ediyoruz ve çok az hareket ettiğimiz için de bir sürü sağlık problemlerimiz ortaya çıkıyor. O yüzden daha fazla spor yapmaya ihtiyacımız var. Doğru spor tabii ki. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna gelirken iyi ve sağlıklı görünmek isteyen izleyicilerimiz için verebileceğiniz ufak fitness tüyoları var mı? Ee, bir, kesinlikle beslenme alışkanlıklarını değiştirmiş olmaları gerekiyor. Eğer siz kiloluysanız veya yağlıysanız diyelim, gereğinden fazla yağlı, sizin bir kere beslenme düzeninizi değiştirmeniz gerekiyor. Yanlış giden bir şey var. Mutlaka hareketi e, hayatınıza sokmanız gerekiyor. Bu dışarıda yürüyüş olabilir, bisiklete bin, binmek olabilir, koşmak olabilir e, fit olmak için. Veya bir spor salonuna girip Biriyle çalışmış, çalışmak olabilir veya bireysel çalışmak olabilir. Mutlaka hareketi hayatınıza sokmanız gerekiyor. 3 dinlenme, uyku çok önemli. Bizim asıl uyku esnasında vücudumuz gelişiyor, hormonlarımız düzene giriyor. Bu üç olgu dikkat ettiğiniz anda zaten birçok şeyi çözmüş olacaksınız gerisi de artı olacaktır. Bunların yanı sıra da dinamik sabahlar programını izleyerek de güne zinde bir şekilde başlayabilirler. Diyelim. Kesinlikle. Her sabah 9'da bir spor salonuna gidemeyenler olabilir. Orada izleyebilirler. Bence güzel bir program. Bu proje geldiği zaman ben hiç düşünmeden kabul ettim ve çok hoşuma gitmişti. Çok da memnunum. İnşallah devam eder. Bunun yanında YouTube kanalımı izleyebilirler. Kesinlikle. YouTube kanalımda da dediğim gibi fırsat bulamayıp işte doğru bilgiye ulaşmak istiyorlarsa oradan doğru bilgiye ulaşabilirler. Youtube/inançakbaş. Eee başka da bir şey yok. Buradan herkese izlemelerini tavsiye edebiliriz. Evet ben ediyorum. Bilmiyorum siz de ediyor musunuz? Kesinlikle. <laughs> hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu kadar yoğunun arasında da bir de programımıza gelip konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Ben çok teş teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Evet değerli izleyenler, spor ve yaşamda spor eğitmeni İnan Çakbaşı konuk ettik. Kendisiyle fitness ve sağlıklı beslenme üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.